Sayın seyirciler, hava soğuk, yağmur var, kar var. Birçok etkinlik bile iptal ediliyor. Bunların hepsini konuşacağız. Siyasette de sıcak günler yaşanıyor sayın seyirciler. Farklı partilerden yöneticiler almaya devam ediyoruz. Bu akşam Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Başkanı Sayın Hilmi Durgun stüdyo konuğumuz olacak. Ama şimdi gündeme başlıyoruz ve o yağışlı, karlı havanın etkisindeyiz sayın seyirciler. Dün gece yarısından itibaren yağışlı havanın etkisi altına giren Akdeniz ve göller bölgesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Antalya'yı diğer illere bağlayan yollarsa kar nedeniyle yollar kapanırken birçok yere ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Antalya'nın yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yağışı Torosları beyaza bürüdü. Kar yağışı kayak merkezlerinde sevinçle karşılandı. İşte bölgeden kar manzaraları. Göller bölgesi olarak bilinen Antalya, Burdur, Isparta ve Denizli'de kar yağışı etkili oluyor. Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı trafikte de aksamalara neden oluyor. İlçenin tamamında etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, Seydişehir-Antalya karayolunda ise yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bölge trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada çekici tür araçların geçişine izin verilmezken, diğer araçların da zincirsiz geçmelerine izin verilmiyor. Özellikle 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Denizli'de kentin en yüksek kesimlerinden biri olan Cankurtaran'da yağan kar yağışı sonrası Denizli-Antalya karayolunda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için yoğun uğraş verdi. Denizli-Antalya karayolunda kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Dün geceden bu yana yolda sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yapan karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için yoğun uğraş verdi. Kar yağışı yolun özellikle 20 kilometrelik kısmında etkisini yoğun bir şekilde gösterdi. Yolu kullanan sürücüler görüş mesafesinin düşük olmasından dolayı zaman zaman zor anlar yaşadı. Bölge Trafik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de yolda sürekli devriye gezerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına izin vermedi. Antalya'nın turizm merkezlerinden Kaşın Gömbe ve Sütleyen Mahallesi karla kaplandı. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gece yarısı yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken ekipler karla kaplanan yollarda çalışma başlattı. Bölgede sorunun giderilmesi için Kaş Belediyesi ve Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle Gömbe ve Sütleyen Mahallesi'nde ekipler 2 greyder ve 2 kepçe ile yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor. Bölgede karın etkili olduğu yerlerden birisi de Korkuteli-Antalya yolu oldu. Trafiğin öğle saatlerinde tamamen kapandığı yolda yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu oluştu. Kaymakamlığın okulları bir gün süreyle tatil ettiği ilçenin kentle ulaşımı sağlanması için karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor.